Trikotillomeni yani saç ve kıl koparma hastalığı dediğimiz durum aslında birçok insanın farkına varmadığı, nadir görüldüğünü sansak da aslında sık olan bir hastalıktır. Ve birçok insan daha çocukluk yaşlardayken sadece saç değil, vücudun farklı kıl bölgelerini de koparmaya başlayabiliyor. Mesela trikotillomeni denilen durumda insan kirpiklerini koparabiliyor. Ya da bazen saçın belli bir bölgesinde sanki bir mantar enfeksiyonu gibi bir lokal kellik oluşabiliyor, bölgesel kellik oluşturabiliyor insanlar. Tabii ki genç yaşlarda ya da ergen yaşta bu tür durumlarda insanlar bu görüntüden utandıkları için de ya peruk takma ya şapkayla okula gitme gibi bir durum gelişebiliyor. Şimdi ve ilginç olan bu hastalık aslında bu bir trikotillomanin dürtü kontrol bozukluğudur. Dürtü kontrol bozukluğu derken kişi bir şey yapma konusunda ciddi bir haz hisseder ama ondan sonra onu yaptıktan sonra suçluluk hisseder. Şimdi saç koparmada da bazı hastalarda aslında saçını koparmaması gerektiğini bildiği halde o saçı koparma ondan sonra da bir suçluluk hissetme durumu olabiliyor. Bazılarında sadece farkında olmadan koparıyorum bu saçları diyorlar. Ama ilginç olan bu hastalıkta koparılan saçlar ve de kıl kökleri bazen istemsiz olarak ağza gidiyor. Ağza gittiğinde yutulabiliyor ve yutulduğunda midede birikebiliyor bunlar. Ve midede biriktiğinde uzun vadede mide anemiye yani kansızlığa çünkü midede emilim problemleri yaratacak hatta cerrahi operasyon gerektirecek kadar kıl öbekleri midede birikebiliyor bu hastalıkta. Ve bazen ilk tanı dahiliyeciler tarafından bile konulduğu olabiliyor.